Merhaba değerli dostlar. Geçen hafta köşemde atılacak ne çok saframız varmış diye bir yorum kalemi aldım. Büyük ilgi gördü. Neredeyse bütün gruplarda paylaşıldı. Viral hale geldi. Herkesten bu konuda beğeni ve takdir mesajları aldım. E, YouTube kanalımdan da bu yazıyı paylaşmak istiyorum. Hani ola ki e, görmeyenler, okumayanlar, fırsatı olmayanlar olmuş olabilir. Onlar için yeniden ve bu kez kendi sesimle bu yazıyı seslendirmek istedim. Kabul buyurursanız. Atılacak ne çok saframız varmış. Madem kocaman şirket işleri bir yemek masasına bir dizüstü bilgisayara sığabiliyormuş, neden dikmişiz onca plazayı? Bir eşofman, bir terlikle de geçebiliyorken hayat, gardıroplara, Giyim modalarına ne gerek varmış? İş toplantıları video konferansla, alışverişler sanal marketlerle, eğitim uzaktan yapılabiliyormuş da neden işe, okula, alışverişe yetişmek için onca trafik çilesini çekmişiz, niye tonla egzoz dumanını yutmuşuz? Otomobilsiz de yaşanırken o kadar parayı neden garajlara, kaldırımlara yığmış, yakıta, vergiye, bakıma onca masraf etmiş, trafik kazalarına savaşlardan daha çok kurban vermişiz. Madem hayat bir göz odaya sığabiliyormuş da neden dünyayı talan etmişiz? Madem olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibiymiş de neden hırslarımızın emrinde birbirimizin boğazına çökmüşüz? Meğer sırtımızda atılacak ne çok safra taşırmışız da haberimiz yokmuş. İçinden araba geçecek kadar büyük petrol borularına değil, bir makinenin hava pompaladığı küçücük plastik boruya muhtaçmışız oysa. Meğer nefsimizin uğruna nefesimizden vazgeçermişiz. Ders olması dileğiyle.